Vakıflar İdaresi Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor İbrahim Benter Bey'i ve ekipteki arkadaşları Mavusa'da görmekten memnun olduğumu söylemek isterim. Zaten telefoniyen sık sık görüşüyoruz ama bugün böyle güzel bir günde yüz yüze Vakıflar İdaresi'nin ülkemizdeki pozisyonu, yaptığı çalışmalarla ilgili direkt doğrudan kaynaktan bilgileri alıyoruz. Ve biz de Gazi Mavusa Belediyesi olarak bölgemizdeki çalışmaları Vakıflar İdaresi ile beraber yürüttüğümüz çalışmaları da istişare etme fırsatı bulduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tabiatıyla bu vesileyle bunu da söylemek isterim. Vakıflar İdaresi'nin ülkemizdeki çalışmaları tarihsel olarak bazı insanlarımızın bilmediği konular olarak ben tespit ettim. Daha detaylı bilgilerle Vakıflar İdaresi'nin bu ülkede neler yaptığını insanlarımızın bilmesi lazım. Bu tarihsel süreç içerisinde zannediliyor ki Vakıflar İdaresi, evkaf malları, vakıf malları, söylemleri Maraş'ın açılımıyla ilgilidir ve şu anda ortaya çıktı. Bunun böyle olmadığını, Vakıflar İdaresi'nin yıllar itibariyle hangi görevleri üstlendiği noktasında toplumumuzun bilinçlenmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii bu yıl Kıbrıs'ın fethinin de 450. yılı ve evkafın, vakıfların kuruluşunun 450. yılı. Bu tarihler tabii bizim için önemli. Çünkü faydalanabileceğimiz güzel dersler çıkarabiliriz. Ve Mausa'da şimdi Kapalı Maraş konusu var. Yani Kapalı Maraş konusuna bakarsak ne mesela dersler çıkarabilirik? Şimdi Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ı fethetmiş. Büyük bir mücadeleden sonra ordunun başındaki adam gelmiş bu Mausa bölgesine ve bu bölgede Kapalı Maraş dahil birçok araziyi kendi parasıyla kişilere satın almış ve vakfetmiş. Vakfettiğinde de sonsuza dek senden çıkar artık. Bir vakıf malının özelliği nedir? Sonsuza dek satılamaz, başkasının üzerine geçirilemez, herhangi bir şekilde vakıf olmaktan çıkarılamaz. Bu bütün dünya böyledir. İnşallah Kapalı Maraş'ta özüne döner. Özü nedir? Vakıf arazisidir ve toplumun faydası için kullanılmasıdır özü. Birkaç kişinin alarak oraya otel yaparak daha zengin olması için değil. Toplumun faydası için, herkesin faydası için.